İntegral testi. Seri testlerinden biri olan integral testi, serinin yakınsak veya ıraksak olup olmadığını integral hesaplama yöntemiyle belirleme aracıdır. Şimdi nasıl olduğunu kuralı üzerinden yavaş yavaş incelemeye başlayacağız. Arkasından bir iki örnekle de testi kavrayacağız iyice. Şimdi ilk olarak bir seri yazalım. N birden başlasın. Nereden başladığının bizim açımızdan önemi yok integral testi. Buraya da bir AN yazılmış olsun. Öncelikle her serili integral testi uygulanamaz. İntegral testi uygulanabilme şartları vardır. Birinci şart, bu serinin terimleri negatif olmamalıdır. Negatif terim seride bulunmamalıdır. Sıfır olan terim bulunabilir, pozitif terimler bulunabilir ama negatif terim seride bulunmamalıdır. İntegral test kullanacak iken ilk olarak buna bakmalıyız. Negatif terim bulunmuyorsa bir seride integral testi kullanabiliriz. Ama ikinci bakacağımız bir şey daha var. Bu içerideki AN kısmı serinin formülüdür. Bunun integralinin alınabileceğini belirlemeliyiz. AN'nin integrali hesaplanabilir olmalıdır. Her ifadenin integrali alınamaz. İntegrali hesaplanır olmalıdır. Hesaplanabilir olmalıdır. Şimdi bu iki şartı sağlıyorsa bir seri, biz bunda istediğimiz an integral testini uygulayabilmeliyiz. Tabii ki bu testi uygulayacak kişilerin integral hesaplamada belli düzeyde hakimiyetleri olması beklenir. Şimdi burada integral testi nasıl uyguluyoruz? İntegral test eğer ki bu iki şartı sağladıysa, integral testi. Eğer ki bu iki şart sağlandıysa, bu seriyi integralin içine yazıyoruz. Sınırlar aynı kalmak şartıyla birden sonsuza kadar. Burada biz de burada birden sonsuza kadar yazacağız. Soruda 3'ten sonsuza kadar ise biz de integrali 3'ten sonsuza kadar yazacağız. AN'i getireceğiz, integralin içine koyacağız. AN DN. Bu integralin sonucu sabit sayı çıkarsa, yani 3, 5, 10, eksi 4 gibi sabit sayı çıkarsa sonucu seri yakınsaktır. Sonucu sonsuz çıkarsa, artı sonsuz veya eksi sonsuzdan birisi çıkarsa seri ıraksaktır. İntegral testi bu kadardır kuralı. Eğer ki bu iki şart sağlanıyorsa bir serinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu integral vasıtasıyla hesaplayabiliyoruz. Şimdi buna iki örnek yapıp bu videomuzu noktalayalım. İlk örneğimizle başlayalım. N birden sonsuza kadar olsun. 1 bölü 1 artı n kare olsun. Serisi yakınsak mı, ıraksak mıdır? Bunu belirleyeceğiz. Şimdi integral testi kullanmayı biz kafayı takmış durumdayız şu an. Yoksa bu soruyu başka testlerde çözüyor olabilir. Ama biz integral testinin uygulanabilirliğine bakıyoruz bu videomuzda. Şimdi ilk olarak bütün terimler negatif olmamalıdır. Şimdi buraya 1 koyduğumuzda 1 bölü 2 çıktı. 2 koyduğumuzda 1 bölü 5 çıkar. Baktığımız zaman terimler
Asla ve asla bu 1 bölü 1 artı ne karede negatif terim çıkmaz. Negatif terim bulunmuyor. Şimdi integral test uygulayıp uygulayamayacağımıza bakıyoruz. Negatif terim yok. Bu integral testi uygulamamızın ilk işareti, uygulayabileceğimizin ilk işareti. Bir de şuna bakıyoruz. 1 bölü 1 artı ne kareyi? Bu 1 bölü 1 artı ne karenin integrali alınabilir. Arc tanjanttır. Bunun arc tanjant çıkacaktır bunun integrali. İntegrali alınabilir. Tabi integral bilgisi gerekiyor diye konuşmuştuk zaten. O zaman integral testini uygulamaya başlıyoruz. Serimizin alt sınırı 1, üst sınırı sonsuz. Biz de aynı şekilde alıyoruz. 1'den sonsuza kadar. 1 bölü 1 artı ne kare dn oldu. Bu sınırlarında sonsuz barındıran integraller improper integraller diye geçerler. Bunlar düzensiz integrallerdir. Bunların yapılışında bizim yapacağımız şey bunu limite çevirmektir. Sonsuzun yerine t yazarak sonsuz barındıran integrali direkt çözmeye başlarsak hoca puan vermeyebilir burada. Bunu mutlaka limite çevirerek yapmak zorundayız. Sonsuzun yerine bir t diyeceğiz. T sonsuza giderken buradaki sonsuz yerine de t koyuyoruz. Yaptığımız işlem sadece bu. Sonsuz barındıran bir sınır varsa bunu mutlaka önce limite çevirmeliyiz. 1 bölü 1 artı ne kare dn. Limit t sonsuza giderken 1 bölü 1 artı ne karenin integrali? Arc tanjant n'dir. Arc tanjant bu bir integral kuralıdır. 1 bölü 1 artı ne kare? Arc tanjant n'ye verir. Sınırlarımızı yazacak olursak t ve 1. Önce üst sınırı sonra alt sınırı koyuyoruz. Limit t sonsuza giderken arc tanjant t eksi arc tanjant 1. Şimdi burada arc tanjantla ilgili bazı bilgileri konuşalım. Arc tanjant 1, tanjant ne zaman 1 eder? 45 derecelik açıda. Bu nedenle bunun cevabı pi bölü 4'tür. Arc tanjant eksi 1 ne zaman eder? Eksi pi bölü 4'te mesela. Arc tanjant sonsuz. Tanjant ne zaman sonsuz eder? Pi bölü 2 açısında. Arc tanjant eksi sonsuz. Tanjant ne zaman eksi sonsuz eder? Eksi pi bölü 2'de. Mesela bu bilgiler arc tanjant hakkında kafamızda olmalıdır. Şimdi bu soruya dönersek. Arc tanjant 1 burada. Pi bölü 4 verir. T'nin yerine de burada sonsuzu koyduğumuzda. Arc tanjant sonsuz. O da bize pi bölü 2'yi verir. Pi bölü 2 eksi pi bölü 4'ten bunu 2 ile genişletecek olursak pi bölü 4 sonucu elde ederiz ki bu integralimizin sonucu sayı çıktı. Bu nedenle bu seri yakınsaktır. Sonuç sabit sayı çıkarsa seri yakınsaktır. Sonuç sonsuz çıksaydı seri bıraksak olurdu. İntegral testi farkında olmamız gerekiyor ki hem integral bilgisi hem de bu sınırlara hesaplarken detay bilgiler gerektirir. Bu nedenle bu konularda zayıf olan kişiler diğer testlerle soruları çözmeye zorlasalar daha doğru iş yapmış olurlar. Birçok test yöntemimiz var çünkü serilerin yakınsak mı bıraksak mı olduğunu belirlerken. Şimdi bir örnek daha yapıp bu videomuzu noktalayalım. N 2'den sonsuza kadar giden bir seri olsun. Ln n bölü n. Yakınsak mı, bıraksak mı?
Şimdi ilk olarak integral testi kullanmaya biz şu an odaklıyız. Serimizin tüm terimleri negatif değil mi ona bakalım. Ln 2. Ln hakkında şu bilgiye sahip olmalıyız. Ln'in grafiği şudur. Ln 1'de 0 eder. 1'den büyük bütün değerleri koyduğumuzda Ln pozitif sonuçlar çıkartır. Ln 2 pozitiftir. Ondan sonra koyacağımız değer 3 pozitiftir. Ln 2 ve sonrasında koyacağımız her şey için pozitiftir. Payda zaten 2, 3, 4 koyacağımız için pozitif eder. Tüm terimler pozitif. Tüm terimler pozitif. Negatif herhangi bir terim barındırmadığı için bunda integral testi kullanmamızın önünde bir engel yok. Diğer bir nokta bunun integrali alınabilir mi? Ln'e u dediğimizde onun türevi 1 bölü n'dir zaten. Bu da integralin içinde mevcut olacağından değişken değiştirmeyle integrali alınabilir. İntegral alınabilir. Bu ikisine baktıktan sonra ben bunda integral test kullanabilirim kararı verdim. İntegral testi. Bunu alıp bir integralin içine yerleştiriyoruz. 2'den sonsuza kadar. Çünkü az sınırımız 2'den başlamış. Ln n bölü n dn. İlk iş bu integralin sınırlarında sonsuz bulunduğu için bunu limite çevirmeliyim. Limit t sonsuza giderken bu iç sınırdaki sonsuzun yerine t yazarız. Ln n bölü n dn oldu. Devamında burada değişken değiştirme var. Ln'e u dediğimizde bunun türevi 1 bölü n eder. Burada var ve bu dn ile çarpım durumunda. Bu ikisi du'yu oluşturmuş olurlar. Şunların integralini kenarda alacak olursak u du'ya dönüştü bu. Sınırları getirip yazamayız. Bu sınırlar n'ye ait sınırlar. Biz şu an değişken değiştirdik. Bunun integrali u kare bölü 2 eder. U dediğimiz şey ln n'dir. Ln'nin karesi bölü 2. Şimdi devam edebiliriz şuradan. Limit t sonsuza giderken ln n'in karesi bölü 2 sınırlarını koyacağız daha. T ve 2 koyacağız. Yeni sayfaya geçelim. Ln limit t sonsuza giderken önce üst sınırı koyarız. Ln t'nin karesi bölü 2 eksi sonra 2'yi koyarız. Ln 2'nin karesi bölü 2. Burası zaten sabit bir sayı ln 2'nin karesi bölü 2. Sonsuzu getirip buraya koyduğumuzda şu bilgiye sahip olmalıyız. Ln sonsuz. Sonsuz eder. Az önce grafiğini çizmiştik zaten. Şöyleydi. Sonsuza giden değerler koyduğumuzda bu grafikte sonsuza doğru yukarıya yükseliyor. Sonsuza gidiyor. Yani sonsuzu getirip buraya koyarsak sonsuz eder oranın sonucu. Sonsuz eksi ln 2'nin karesi bölü 2 kaldı. Sonsuzdan sabit bir sayıyı çıkartırsak yine sonsuz kalır. Yani bu integralimizin sonucu sonsuz çıkmış oldu. Bunun anlamı da bu seri bıraksaktır. İntegralimizin sonucu sonsuz çıkarsa bu serinin bıraksak olduğunu anlamış oluruz. Bu şekilde integral testi yöntemimizi noktalamış oluyoruz.